Kur'an'da bir ayetle başlayalım. Hanginiz daha güzel eylemde bulunacak bu ortaya çıkması için sizi bu hayatta yaşatıyoruz mealinde bir ayet vardır. Hani veya yanlış hatırlamıyorsam Allah ölümü ve hayatı yarattı ta ki hanginiz daha güzel eylemde bulunacak mealinde bir ayet. Burada dikkat ederseniz dünyada bir şey biriktirmeye, bir şeye sahip olmaya, ilişkiler inşa etmeye, bir başarı elde etmeye, bir sonuca ulaşmaya dair bir ifade yoktur. Hanginiz daha güzel davranacak? Hanginiz daha iyi, güzel ve doğru davranacak? Aslında bu insanoğlunda var olan bir imkandır. Yani bu dünya aslında bu imkanın açığa çıkması noktasında insanın önüne konulmuş bir imkanlar alemidir. Fakat biz bunu çoğunlukla unuturuz ve çok kısa bir zamanda kişiliğimizin kalıpları ve kişiliğimizin arayışları, arzuları, beklentileri bunun yerine geçer. Örneğin sevilmek isteriz, başarmak isteriz, etkili olmak isteriz, güçlü olmak isteriz, bilmek isteriz, hakim olmak isteriz, sükunet veya huzur ararız, kendimize göre bir arayışımız olur. Bunun gibi mizaç ve kişilik yapımıza göre birçok farklı arzunun, arayışın, beklentinin içine gireriz. Ve hayatımız bir anda bambaşka bir formata bürünür, bambaşka bir şekil alır. Hatta bazen o kişilik mekanizması o kadar güçlü bir şekilde kendimiz gibi zannettirir ki onun çıkmazlarını, onun problemlerini kendi problemlerimiz olarak görürüz. Çünkü bazen kişilik mekanizmamız ne aradığını da bazen unutur veya ne araması gerektiğini de bazen kaçırır. Veya aradığı bir şey olmadığını anlayıp bu sefer aradığı bu da değilmiş, o zaman başka bir şey arayayım diye bir başka şeyin arayışına girer. Ve hayat o şekilde bir süreç izler. Fakat şu noktaya hiçbir zaman kolay kolay gelemeyiz. Ben bu dünyada bir şey aramaya mı geldim acaba? Bir şey bulmaya mı geldim daha doğrusu? Bir şey arayıp bulmak için mi bu dünyadayım? Yoksa bu bir yanılsama mı? Bu bir aldanış mı? Mesela Kutsal Metin bize çok güçlü bir şekilde bu dünyada bir arayış içinde olmadığımızı aslında bize söyler. Hani bir şey aramak için gelmedik aslında. Böyle bir ifade yok. Bu bizden menkul bir ifade. Hep bir şey arıyorum, bir şey arıyorum, bir şey arıyorum diyen içimizde bir şey var. Onu fark etmediğiniz müddetçe o bir şey arayanın peşinde olacaksınız. Zaten en temel yanılsama da insan için aslında budur. Eğer bundan şüphe etmezseniz, o sizi kendi arzuları, hayalleri, ihtiyaçları, beklentileri çerçevesinde bir yaklaşımla oyalayacaktır veya onunla sizi meşgul edecektir. Onun ilgileriyle ilgileneceksiniz, onun korkularıyla hayatı yorumlayacaksınız, onun beklentileri üzerinden bir hayat algısı yaşayacaksınız.
ve ondan hiçbir zaman da şüphelenmeyeceksiniz. Mesela dikkat edin, peygamberin hani zaman zaman hatırlattığımız bir şey var. Mesela peygamber Hira'da ne arıyordu? Yani dünyadaki bir arayışla ilgili bir şey mi vardı? Mesela peygamber Mekke'deyken işte 40 yaşına kadar ne arıyordu ki, hani tırnak içinde bunaldı da veyahut da arayışını gerçekleştiremedi de Hira'ya çıktı. Ne arıyordu? Bir şey var mıydı? Aradığını düşündüğümüz bir şey var mı mesela? Benim aklıma bir şey gelmiyor. Normal şartlarda hani zahiren bakacak olursak evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış bugünkü tabirle. Bunları peygamberin bilinci olarak söylemiyorum. Bu bizim baktığımız pencereden hani bulunduğu toplumda saygı duyulan, işte iyi niyetine, dürüstlüğüne, güvenilir olduğuna dair ortak bir kabul olan, evlenmiş, çocukları olan, çok sevdiği bir eşi olan, çok iyi anlaştığı, çok sevdiği bir eşi olan bir insan, değil mi? Hani sevgi arıyordu diyemiyoruz. Evlenmek istiyordu, iyi bir evlilik yaşayamamıştı, onun boşluğu vardı, böyle şeyler diyemiyoruz. İşte başarılı olmak istiyordu, başarmak istiyordu ama bir türlü arzu ettiği başarıya ulaşamadı. Böyle bir şey de yok. Güçlü olmak istediğine dair, işte hakim olmak istiyorum, güçlü olmak istiyorum. Buna dair de bir şey yok. Hatta çok ilginçtir. Yani emin değilim, zannediyorum Ebu Süfyan'ın o çağrıda da güzel işlenmiştir. Hani ne istiyorsun? Ebu Süfyan, Ebu Talip kanalıyla şey yapar, Hazreti Muhammed'e şey yapar, bir değerlendirme noktasında bir soru sorar. Hani ne istiyorsun? Hatta der ki hani bak, ticaretimize ortak olmak istiyorsan bunun bir yolunu bulalım. Güzel bir kadın beklentin varsa genç ve güzel bir kadın bulalım. Mekke'nin idaresine ortak olmak istiyorsan Mekke'ye ortak edelim. Yani ne istiyorsun? İstediğin bir şey varsa niye bu kadar çatışıyoruz? Niye böyle bir ikilik ortaya çıktı? Niye böyle bir problem yaşıyoruz? Ne gerek var bunlara? Hani ne istiyorsun? Bu önemli bir sorudur. Çünkü dikkat edin, aslında buradan ne çıkıyor? Peygamber hiç böyle şeyler istememiş veya buna dair bir şeyi yok. Hani iktidara ortak olma, maddi olarak herhangi bir şeye sahip olma, herhangi bir şey yok. Bu çok önemlidir, bakın. Hani biz böyle bir soruyla karşılaşsak ne deriz? Bunu da kendimize sormaya ihtiyacımız var. Ki içimizde bu hayata ve kendimize nereden bakıyoruz? Buna dair içimizde ne var? Değil mi? Hiçbir maddi dünyaya ait bir şey olmayan biri ne için o zaman çaba gösteriyor veya neyin arayışında, herhangi bir çaba içindeyse ki işte Hira'ya gidiyor, orada bazen günlerce kalıyor. Bakın bunu kafanızda böyle peygamberlikle bağdaştırmayın. Bu fıtri bir şey. Peygamber oraya peygamber olmak için çıkmadı yani. Böyle bir şey de yok. Herhangi bir manevi paye kazanmak için de şey yapmadı. Hatta anlatılanlar belki biraz abartı olabilir. Hani peygamber ilk vahiy ile karşılaştığında yani biraz ürperiyor ve şaşırıyor. Hani çünkü arayışı
dünyaya bir misyonla gelmek gibi bir şey de değil. Hani günümüzde çok böyle tasavvuf, maneviyatla ilgili şeyler var. Herkes tırnak içinde makam, mevki elde etmek istiyor. Herkes mürşid olmak istiyor. Herkes tırnak içinde aydınlanıp birilerini aydınlatmak istiyor. Böyle bir şey de yok peygamberde. Hani ben bak işte gereken çabayı gösterdim. İşte fakra erdim. Kendimi buldum. Ve Allah da bana vazife verdi. Hadi bu konuda sizi aydınlatayım gibi bir şeyle de inmiyor aslında dikkat ederseniz. Hatta Kur'an'da ayet der ki kalk ve uyar. Yani insanları bu konuda uyar. Hatta peygamberin bizim zihnimizde bazen zannettiğimiz gibi böyle bir peygamber olayım, insanları irşad edeyim, böyle bir şey de yok. Hatta dikkat edin, bazı insanlarda bu vardır mesela. O yüzden piyasaya çok Mehdi çıkar, İsa çıkar, Mesih çıkar. Kimler öyle olur? Onlar toplumu aydınlatmak hevesindedirler. Öyle bir arzuları vardır derinde. Ve bir kısım negatif etkilerle de kendilerini Mehdi, Mesih, kurtarıcı falan zannederler. Mesela peygamberde böyle bir durum da aslında yok. Yani o ilk mesajı aldığında hemen insanlara işte ben hani koşarak inip ey insanlar ben bir mesaj aldım hadi gelin diye bir şey de görmüyoruz. Bakın bu da çok önemli ve anlamlıdır. Ayet geliyor, kalk ve uyar diyor ve o istikamette peygamber uyarma vazifesi yüklendiği için o uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla bakın, ben kendi şu anki bilincim üzerinden ne arıyorum? Kutsal metin bana ne diyor? Bu ayrımı düşünmek durumundayız. Çünkü bizi sürekli arayışa sokan sahte bir şey vardır. O sahte olan şey, ister buna benlik diyelim, ister kendilik algısı diyelim, aslında kendini eksik hissediyor. Çünkü o üretilmiş bir şey. Şu anki mevcut benlik algımız üretilmiş bir şeydir. Kim tarafından üretilmiş? Biz tarafından üretilmiş. Bir şeyi kendimiz zannetmişiz. Bakın, ben yeme ve içme ihtiyacı olan bir bedene sahip olabilirim. Ama ben kendimi beden olarak tanımladığımda bunu ben yapıyorum. Sevmek, sevilmek doğal bir şey olabilir. Ama ben sevilmezsem ölürüm demek başka bir şeydir. Veya ben sevilmeden veya işte başarılı olmadan veya güçlü olmadan yaşayamam dediğimde bu sahte bir şeydir. Bu aldatıcı bir şeydir. Yaratıcı insanı böyle bir varlık olarak yaratmamış. Peki neden bu noktaya geliyoruz? Çünkü kendimizi unutuyoruz arkadaşlar. Kendimizi unuttuğumuz için bu noktadayız. Ama kendimiz dediğim şey asla düşünerek tanıyamayacağınız, tanımlayamayacağınız bir şey. Yani düşünerek keşfedeceğiniz, bulacağınız bir şey değil. Ama o şey neyse, o kendilik, gerçek kendimiz, biz onu unutmuşuz, farkındalığını kaybetmişiz. Onun yerine ne geçmiş? Psikolojik kendilik geçmiş. Psikolojik benlik de diyebiliriz buna.
sahte benlik de diyebiliriz. Bakın psikolojimiz sahte değildir. Bedenimiz de sahte değildir. Fakat bunların üzerine kurduğumuz benlik sahte bir şeydir. Bunu ayırt edelim. Benlik veya ben idraki, kendilik idraki asla bedene ve psikolojiye oturtulamayacak bir şeydir. Ve biz bunu yapmışızdır. Yani yaptığımız şey budur aslında. Kendiliği almışız, nereye konumlandırmışız? Bedene ve psikolojik boyuta konumlandırmışız. Ben nasıl biriyim dediğimde ürettiğim cümleler, kavramlar ya bedensel ya da psikolojik niteliktedir. Sahte olan bu kendiliktir. Yoksa beden sahte değildir. Beden bedendir, vardır. Onun kendine göre bir mekanizması vardır. İhtiyaçları vardır. Psikolojik düzeyde düşünebilme, duygu oluşturabilme ve hareket edebilme kabiliyetlerimiz de vardır. Bunlar sahte değildir. Sahte olan şey bunların üzerinden kendini tanımlamaktır. Bunların fonksiyonları üzerinden kendini tanımlamaktır. Mesela düşünmek doğal bir faaliyettir. Ama her şeyi bilmeliyim, bu sahte bir kendiliktir. Bütün bilgilere sahip olmalıyım, bu sahte bir kendilik algısıdır. Duygular doğaldır. Her türlü duyguyu deneyimleyebilirsiniz. Fakat o duygular üzerinden kendinizi tanımladığınızda kendinize haksızlık etmiş olursunuz. Bütün hassas nokta dediğim şey buraya dayanır. Kendini bilmek. Ama kendini bilmek için kendinin yerine koyduğun şeyleri keşfetmen gerekir. Hani benim çok hoşuma giden bir hikayedir. Basit bir şeydir ama anlamlıdır. Hani Temel fazla kilo almış, biraz diyetisyene gitmiş. İşte diyetisyen demiş ki şunları şunları yiyeceksin. Demiş bunları yemekten önce mi yiyeceğim, yemekten sonra mı yiyeceğim? Yemek değişmiyor yani. O alıştığı şey değişmiyor. Öyle bir şey aklına bile gelmiyor. İşte bizim de durumumuz bu. Biz o kadar işte tasavvuf, maneviyat, hakikat, yani tasavvuf, maneviyat, hakikat kavramları gırla, değil mi? Artık onlardan kaçamıyoruz yani. Her yerde hakikat arayanlar, hakikatin peşinde olanlar var. Fakat hakikati hakiki olmayan bir şeyle arıyor. Hakikati sahte bir benlikle arıyor. O yüzden bütün kadim öğretilerde benliğin, bu anlamdaki benliklerin sönümlenmesine çalışılır. Çünkü sen sahte bir benlikle, şimdi Allah korusun birimize bir ilham, vahiy gelse ne olur? Düşünün, ne oluruz? Firavun oluruz yani. Firavunluğumuzdan geçilmez. İşte ben çok ibadet ettim, ben şunu yaptım, ben çok kitap okudum, çok da emek harcadım yani diye bir başlarız. Emeğimizden geçilmez artık. Bugün birini dinledim böyle 2 saat. Yani saymadım da 20-30-40 yani emek kavramı geçti böyle. Çok emek harcadım, çok emek harcadım. Dedim Allah bu insana böyle hafiften bir şey verse, Allah bittik yani biz. Başımıza ne kesilir? Allah bilir. Yani bunu kendimizi de dışarıda tutmadan söylüyorum. Kim bilir egolarımızda, benliğimizde uyuyan ne ego kalıpları vardır. Böyle alttan alta estağfurullah çeker ama böyle bir ilham bir şey gelse Allah'tan, o orada hani şekli değişen filmlerde şekli değişen tipler vardır. Birden böyle bambaşka bir varlığa dönüşür, değil mi? Neden? Çünkü sahte bir benlikle bir arayıştasın. Bir şey olmak arzusundasın çünkü. Bir şey olmayı arzu eden bir benlikle arıyorsun. Gerçek kendini bulma şansın yok. Bir şey olma arzusuyla
hareket ediyorsam o kendini bulmak asla bulamayacağım bir şeydir. O yüzden çok güzel bir sözdür. Bir bilgenin ifadesidir. Gerçek aydınlanma, aydınlanmak isteyen benliğin ortadan kalkmasıyla mümkündür. Gerçek aydınlanma, aydınlanmak isteyen benliğin ortadan kalkmasıyla mümkündür. O yüzden der ki, ben aydınlanamaz. Yani şu anki benliklerimiz aydınlanmayacaklar. Sadece başkalarını aydınlatmak için ikame enerjiler kullanıyoruz biz. Şunu öğrendim, bunu öğrendim, gel seni aydınlatayım. Hikayemiz şu an bu. O yüzden aydınlanma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü benliği aydınlatmaya çalışıyorsun. Aydınlık olanı bulmaya çalışmıyorsun. Bakın bu neden önemli? Şu açıdan da önemli. Aydınlanmış hiçbir insan ben aydınlandım demez. Neden? Çünkü aydınlanan ben değildir. Sen aydınlık olanı bulursun ama aydınlananın sen olmadığını keşfedersin eğer gerçekten aydınlanmışsın. Çünkü aydınlanan sahte benliklerimiz değildir. Bu benler aydınlanamazlar. Bu şuna benzer. Yani bedenden Hazreti İsa üretmeye çalışmaya benzer. Hazreti İsa bir beden değil oysa. Ama siz bedenden İsa üretmeye çalışırsanız yapacağınız şey estetik ameliyat yaptırmak olur, değil mi? Onu en güzel, en yakışıklı biri haline getirmeye çalışırsınız. Çünkü beden İsa olmaz. Benlik de aydınlanamaz. Hiçbir benlik aydınlanmayacak. O yüzden hani rivayetlerde peygamber Hira'dayken o ben bilmem demesi. Ama şöyle bir şey de yok. Ben bilmem de bak sana her şey verilecek. O zaman ben bilmem demeye başlıyorum. Sanki her şeyin verileceğini zannediyorum. Ya tırnak içinde kendini mi aldatıyorsun derler değil mi insana? Orada ben bilmem diyen de yok aslında son tahlilde. O yüzden hani Hazreti Cebrail'in onu 3 defa sıktığı söylenir. Hani o bir şey de söyleyecek bir pozisyonda değil. Orada bir ben kalmamış çünkü. Ve bilmem diyor. Yani burada bilen, yapan, şunu sağlayabilen, bunu engelleyebilen benlik kalıbı kalmamış arkadaşlar. Bir benlik kalıbı kalmamış. Kalmayınca o zaman sonsuz ve sınırsız olan o insana yansımaya başlıyor. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Yani buraya kadar biraz soyut gittiğimin farkındayım. Peki biz hani ne yapmalıyız? Bize şu ana kadar söylediğimiz şeylerden ne kalmalı? Neyi hatırlatmalı bunlar? Birincisi, kendinizi iyinin, güzelliğin, hayrın kaynağı olarak görmeyin. Bakın, bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar Allah'tandır. Bu çok, çok kıymetli bir bilgidir bu. Bunu şöyle algılamayın. Yani sanki Allah bizim yaptıklarımızı gasp ediyor. Yani ben yapıyorum ama yani ayıp olmasın diye diyorum ki ya Allah yapıyor. Allah yaptırıyor falan diye. Hani bu bir kompliman değildir. Bu kesin bir gerçekliktir. İyilik, güzellik, hayır Allah'tandır. Kusur, eksiklik, hata varsa bendendir. Bu çok net bir şekilde bunu idrak etmeliyiz. Bunun aksine davranmalıyız.
Tam bir benlik var çünkü. Peki bu aksine davranan benlik gerçeğin farkında mı? Değil. O yüzden ayet bize bunu hatırlatıyor. İyiliğin kaynağı sen değilsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir hikaye kendini kaptırma. Neden kaptırma? Yani ben desem ki iyiliğin, güzelliğin, hayrın kaynağıyım desem ne olur? Kendimi bulamam. Kendimi bulma şansını yitiririm. Kendimi bulma imkanımı kendi elimle kapatmış olurum. Nedeni budur. O yüzden kutsal metin bunu bize hatırlatır. Sen iyiliğin, güzelliğin, hayrın, bereketin, bunun arkasına her şeyi ekleyebilirsiniz. İyi ve güzel olan her şeyi. İlmin, sevginin, merhametin, şefkatin, yardımseverliğin kaynağı değilim. Bakın kaynağı olmadığımızı bilmek bize onlara tutulan benliklerden kurtulma imkanı da sağlayacaktır. Çünkü benlik, sahte benlikler bunların üzerinden hareket ederler. Bunların üzerinden varlıklarını devam ettirmeye çalışırlar. Ve bizim onların elinden bunları almamız gerekiyor. Çünkü bunlar o benliğin hakkı değiller. Ben çok yardımsever bir insan olamam. Ama Allah'ın yardımı benim üzerimden akabilir. Ben çok seviyor olamam. Ama ilahi sevgi benim üzerimden akabilir. Ama ilahi sevgi benim üzerimden akarken onu sahiplenmemeliyim, onu gasp etmemeliyim. Onu kendime mal etmemeliyim. Onun üzerinden kimlik üretmemeliyim. O yüzden bütün kadim öğretilerde dikkat edin, ne denir hep? Bak hiçbir şeye benim deme. Değil mi? Peki yani dersen ne olur? Dersen demiş olursun ama kendini bulmaktan uzaklaşmış olursun. Bütün kadim metinlerin buna özellikle vurgu yapmasının nedeni budur. Ya bu bir böyle düşünsel, felsefi bir şey değildir. Bir nezaket cümlesi değildir. Ya işte senin ama yani sen kulluğunu bil deniyor mesela. Kulluğunu bil, bunları Allah'a ver. Ne demek kulluğunu bil? Hiçbir şeyin iyiliğin, hayrın, güzelliğin, ilmin, şefkatin, merhametin, yardımseverliğin, aklınıza gelen bütün olumlu şeylerin kaynağının sen olmadığını bil. Tabii bu bunlara tutulan benliğin hoşuna gider mi? Gitmez tabii ki. Ne yaptın? Onun elinden her şeyi aldın. Yani işte diyelim ki şöhretli bir insanın elinden şöhretini alıyorsun. Mesela. Çok güzel bir bedeni olan bir insanın elinden güzelliğini alıyorsun. Çok zengin bir insanın elinden zenginliğini alıyorsun. O benlik ne olacaktır? Rahatsız olacaktır. O rahatsız olanı da gör. Çünkü zaten asıl kurtulman gereken şey o zaten. Yoksa iyilik değil. Çünkü ego şöyle bir tuzağa bizi düşürür. Madem iyilikler benden değil, o zaman yapmayacağım. Ya sen zaten yapamazsın aslında. Yaptığını mı zannediyorsun? Yapamazsın sen. Sen sana geleni güzel bir şekilde kabul edersin. Güzel bir şey. Bakın bu çok önemli bir şeydir. İnsanın mahiyeti, Cenab-ı Hak'tan gelen şeyi, mutlak hayır ve güzellik olan Hak'tan gelen şeyi en güzel bir şekilde kabul etmek, en güzel bir şekilde kabul etmediğinde şerre sebep olmaktır. Fonksiyonu budur. Nasıl en güzel şekilde kabul etmiyor? Diyelim gasp edebiliyor. Gelen şeyi alıyor ama gasp ediyor. Benimdir diyor.
ben sana yardım etmesem sen ne hallere düşerdin diyor. Ben seni sevmesem ne olurdun diyor. Ben seni desteklemesem şimdi yerinde yerler eserdi diyor. Benim bilgim olmasa, ben sana dokunmasam kim bilir halin ne olurdu diyor. İşte bu nedir aslında? Bu Allah'tan gelen bir şeyi gasp etmektir. Veyahut da Allah'tan gelen bir şeye kapatmaktır kendini. Öyle bir mutsuz olursun ki Allah'tan sana şefkat gelir, merhamet gelir, sükunet gelir, huzur gelir. Sen hiçbirini alamazsın. Çünkü kendini kapatmışsın. Kapattığın için şerre sebep olursun. Veya sana gelen şeyi dejenere ederek sunarsın. Kendi benliğinin rengine büründürürsün. Onu bozarsın. O zaman gelen şey hayır iken şerre sebep olabilir. Dolayısıyla aslında Yaradan'ın bize önerdiği şey çok büyük bir huzur ve özgürlük alanıdır. Bakın hiçbir yükün yok. Şu olacağım, bu olacağım, şu olamadım, bu olamadım, ya olamazsam, ya şöyle olursa, ya böyle olursa hiçbir yükün yok. Ne kadar büyük bir huzur ve sükunet. İnsanlarla ilgili hiçbir hikayen yok. Seviliyor muyum, isteniyor muyum, aranıyor muyum, önemseniyor muyum, fark ediliyor muyum, etkileyebiliyor muyum? Bunun gibi hiçbir şey, hiçbir yük sizde yok. Ne kadar büyük bir özgürlük, değil mi? Ne kadar büyük bir huzur. Bakın bu bahsettiğim şey benlik tarafından yanlış bir şekilde pasiflik olarak algılanır. Pasiflikten bahsetmiyoruz. Pasif olan da bir benlik tavrı aslında. Sen ilahi sonsuzluktan akan şeye kendini açık tutan ve o gelen şeyi yansıtan bir varlıksın. O yüzden mesela Uzak Doğu bilgeliğinde hani hareket etmeyen hareket ettiriciden bahsedilir veya hareket eden bir tarafıyla hareket eden bir tarafıyla hareket etmeyen olarak tanımlanan kamil insandan bahsedilir. Yani o kendinden bir şey yapmıyor. Fakat onunla yaradan bir şeyler yapıyor. İşte fıtri insan budur. O insan gerçekten temelde yaradanla olan ilişkisi temelinde varlığını tanımlar. O yüzden bakın iman yaradana intisap bilincidir. Yaradanla bağlılığının ve bağının farkındalığı bilincidir. İman budur aslında. Yani bu ne demek? Yani ben kendi varlığımı yaradanla tanımlıyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Onun dışındaki hiçbir şeyle tanımlamıyorum demek aynı zamanda. Bakın, La ilahe illallah'ın iki şeyi vardır. Bir tanesi La tarafı, bir tanesi illallah tarafı. Yani ben kendimi hiçbir şeyle tanımlamıyorum, sadece Allah ile tanımlıyorum. Şimdi bu açıdan bakın, acaba hiç bugüne kadar La ilahe illallah dedik mi, değil mi? Yani kendimi tanımladığım hiçbir şey yok. Bakın kendimi hiçbir şeyle tanımlamıyorum. Bu tanımlamıyorum demem benim zahiren annem, babam, eşim, arkadaşım, çocuğum, dostum, kardeşim yok demek değil. Kendimi bunlarla tanımlamıyorum. Bunlar ilişkilerimdir. Ama ben kendimi bunlarla tanımlamıyorum. Kendimi neyle tanımlıyorum? Kendimi Allah'la tanımlıyorum. Diyorum ki ben Allah'a aidim. Ben Allah'ın yarattığı bir varlığım.
ben Allah tarafından sevilerek yaratılmış bir varlığım. Ben Allah'ın göz bebeğiyim. Ben Allah'ın nurundan yaratılmışım. Bütün bunlar nedir aslında? Allah'la tanımlamaktır kendimizi. O yüzden bir alimin ifadesidir bu. İman bir intisaptır. Kendini bir şeyle nispet etmektir. Bir şeyle bağ tanımıdır. Mümin nedir? Mümin kendini Allah'la bağlayandır. Mümin kendini Allah'la tanımlayandır. Ben ona aidim. Eşim, arkadaşım, dostum, kardeşim, çocuğum, bunlar ilişkilerimdir. Bunlar benim kendimi tanımladığım şeyler değildir. Hiçbir şeyle kendimi tanımlamıyorum. Ne işimle, ne kazandığım parayla, ne statümle, ne dünyadaki bir fonksiyonumla. Hiçbir şeyle tanımlamıyorum. Bakın dikkat edin, peygamber şöyle bir şey demiş midir? Ben geldim ve hepinize dokundum, işte hepinizin hayatını etkiledim falan, böyle bir şey diyor mu? Demiyor. Onun Allah'la olan bir ilişkisi ve bağı var. Bir de Allah'ın kendisine verdiği ekstra bir sorumluluk var. Veda hutbesinde onu hatırlatıyor. Yani bana ekstradan böyle bir şey verildi. Bu görevimi de yaptım mı size soruyorum. Onlar da şahidiz, yaptın diyorlar. O da diyor ki ya Rabbi şahit ol, yaptım. Bu ekstra verilmiş bir fonksiyonla ilgilidir. Onun hakiki kulluğu, hakiki anlamdaki varlığı insan olarak Allah'la olan ilişkisidir. Biz peygamberin insan olarak Allah'la ilişkisini dikkate almalıyız. Bu bizim için önemli. Ve biz bunu ne kadar iyi anlayabilirsek o kadar peygamberin ümmeti olmuş oluruz. Bakın dikkat edin. Ben her zaman bunu özel konuşmalarımda hatırlatırım. Peygamber hiç kimseye benim talebem bile dememiştir. Arkadaşlarım demiştir. Herhangi bir varlık üzerinde bir üstünlük şeyi yoktur. İnsanlara hatırlatıcı olarak gelmiştir ekstradan. Bir de onun kendi Yaradan'la olan ilişkisi vardır. Ekstradan bir de ona hatırlatma sorumluluğu verilmiştir. Bizim asıl bağ kuracağımız, asıl örnek alacağımız noktası onun bir insan olarak hayata bakışıdır. Bir insan olarak Allah'la ilişkisidir. Bir insan olarak yaratılmış şeylerle ilişkisidir. Bir insan olarak dünyayı ve hayatı algılama biçimidir. Nasıl algıladı? Nasıl değerlendirdi? Mesela çok mu mal biriktirdi? İnsanların ona olan teveccüh veya karşıtlığından çok mu etkilendi? Kendisine muhalefet eden insanlara nasıl yaklaştı? Dünyada herhangi bir arayışı var mıydı? Mesela dünyada ben şuna ulaşmak istiyorum. Mesela düşünün, Mekke'yi fethettiğinde işte görüyor musunuz arkadaşlar, biz kazandık falan gibi bir şey var mı? Yok. Biz Mekke'yi fethetsek ne olurdu? Mesela düşünün, mesela bazen kendinizi böyle onun yerine koyun. Ve sonra bir bakın içinizde neler ortaya çıkacak. Mesela Mekke'yi fetheden kişi olsaydınız ne olurdu? Bir savaşı kazanan biri olsaydınız ne olurdu? Mesela dikkat edin peygambere. Mesela Bedir'de savaşı kazanıyor ama dönüp o Bedir'de ölen Mekkelilere diyor ki hani
gördünüz mü? Söylediğim şeyin doğru olduğunu gördünüz mü? Neden mücadele ediyorsunuz? Yoksa hani onların ölüleri üzerinde işte savaştık ve kazandık, işte zafer, zafer diye bir bağırdığını görüyor muyuz? Böyle bir şeye şahit oluyor muyuz? Hayır. Hatta çok çok önemli bir şey, sanırım, emin değilim ama Uhud'dan dönerken zannediyorum, küçük bir savaştan büyük bir savaşa dönüyoruz diyor. Bunu çok defa duyarız. Çok yabancısı olduğumuz bir şey değildir. Ama çok da düşündüğümüz bir şey değildir. Dikkat edin. Savaşımız nerede? Dışarıda hep. Mücadelemiz hep dışarıda işliyor. Neden? Çünkü peygamberin bu sözünü anlamıyoruz. Zaten kolay anlaşılacak bir şey de değil ama üzerinde de düşünmüyoruz. Yani küçük bir savaştan büyük savaşa dönüyoruz. Zaten sahabiler de anlamıyor. Bu savaştan daha büyük ne olabilir? Yani çok büyük bir zorluk ve sıkıntı ve hayati tehlikeden geçtik yani. Daha büyük ne savaşı olabilir? O diyor ki kendinle cihad etmek. Yani sahte benliklerinle cihad etmek. Sen sahte benliklerini fark ediyor musun? Seninle mücadele eden, seni alt eden, sana türlü türlü hikayeler anlatan, seni mutsuz eden, seni huzursuz eden, seni basit bir mevzunun ucuna ekleyip bazen günlerce, aylarca meşgul eden benliklerinin farkında mısın? Bunlarla mücadele etmeyi düşünüyor musun? Tabii ki mücadele etmek, kavga etmek değil, bunu tekrar hatırlatayım. Onları bırakmaktır. Bütün mesele içimizdeki sahtelikleri keşfedip onlardan ayrışmaktır. Peki geriye ne kalacak? Geriye gerçek kendin kalacaksın. Yani benlik şununla korkutur insanı. Peki bunlar giderse ne olacak? Hiçbir şey kalmayacak. O zaman tekrar hepsini davet et. Çünkü ev boşaldı. Ev bomboş ve kaygı var, korku var, gerginlik var. Neden? Çünkü benliğin elinde hiçbir şey kalmadı. Elindeki her şeyi aldık. Hiçbir şey kalmadı. Bu sefer benlik ne yapıyor? Elindeki en temel silahla korkutuyor. Korkuyla. Hiçbir şeyin kalmadı bak diyor, ne yapacaksın? Nasıl olacak? İşte insanın en temelde yol alışındaki ilk adımı iyiliği, güzelliği, hayrı Allah'a ait olarak görmek. Çünkü gerçekten de ona ait. Yani biz bize ait olanı ona vermiyoruz. Ona ait olanı ona ait olarak görüp ona teslim ediyoruz. Bakın kurban ritüeli de budur. Bütün dinlerde niye kurban var? Bu nedenle var. Yani Yaradan'a ait olanı Yaradan'a vermek. Tekrar ona döndürmek. Hac niye var? Seni gerçek kaynağına çağırıyor Allah. Gerçek kaynağına doğru bir yolculuk bilincine çağırıyor. Yani mesela biz Allah'ın evi diyoruz. Aslında o senin evin aynı zamanda. Allah seni kendi evine çağırıyor. Allah seni gerçek kendinin evine çağırıyor. Çünkü senin gerçek evinde aynı zamanda Allah'la buluşma anındır. Allah'la buluşma halindir. Huzur halindir. Gerçek kendine döndüğün an Allah'a da döndüğün andır. Gerçek kendini bulduğunda Allah'ı da bulmuş olursun. O yüzden bütün kadim öğretilerin kurban, hac gibi kavramları sabittir. Çünkü bunlar
insanoğlu için evrensel hakikatlerdir. Allah'a ait olanı Allah'a verin. Ve Allah'a ait olanı ona vermekle aslında özgürleşin ve gerçekten huzur bulun. Çünkü bir şeye sahip olduğunu zannettiğin an aldatıcı bir sahip olma hissi verir. Ama o asla koruyamayacağın bir şeydir. Çünkü sahibi değilsin. O yüzden yine bir bilgenin ifadesiyle insanın trajik hali şudur ki diyor, ömrünün bir kısmını bir şeylere sahip olma arzusuyla geçirir ve bir şeylere sahip olduğunu zanneder. Geri kalan yarısını da sahip olduğu şeyleri, sahip olduğunu zannettiği şeyleri korumakla geçirir. Yani ömrü bir zandan ibarettir. Bir şeylere sahip olma zannı ve o sahip olduğunu zannettiği şeyleri korumak zannıyla. Bunun karşısında Allah'ın teklif ettiği şey nedir? Ey insan, yükünden kurtul. Hayatı, varlığı kendine yük etme. Bir benlik arkadan sürekli sana sufle veriyor. Seni sürekli manipüle ediyor. Mutsuzum. Niye mutsuzsun? Bu soruyu sormayın. Kim mutsuz olduğumu iddia ediyor? Kim bunu söylüyor? Bunu sorun. Soruyu soranı sorgulayın. Yoksa sorunun cevabını sürekli araştırma tuzağına düşmeyin. Soruyu soranı bulursanız onun size çorap ördüğünü de anlarsınız. O zaman hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir şeyin de ona sahip olmadığı özgürlük haline ulaşabilirsiniz. O sizin özgürlüğünüzdür. Ama sizi özgür olmaktan alıkoyanı keşfetmek durumundasınız. Ancak onu keşfettiğinizde özgürleşebilirsiniz. Evet, teşekkür ederim.